Merhabalar dostlar, ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçardım. Yine özellikle avcılar, silah severler ve vatan savunması üzerine bir video ile karşınızda. Şimdi bakın, özellikle bazı takipçilerimiz, özellikle silah sever ve atıcı. Nasıl söyleyeyim size, kırılıyorlarmış. Yüksel abi, biz de bu vatanı çok seviyoruz. Biz de bu vatan için savaşmaktan, canımızı vermekten ve can almaktan çekinmeyiz. Doğrudur dostlar. Gerçekten öyle. Pek çoğumuz aynen öyleyizdir. Emin olun hepimiz birbirimizi biliyoruz. Türkler özellikle içlerinden kuvayi milliye ruhu çıkartmayı çok iyi bilen kahraman bir millettir. Silah sever ve üstelik silahını da cesurca kullanan bir millettir. Ama buna karşı şimdi bir gerçek var. Bakın. Şimdi dünyanın her yerinde bir gerçeklik vardır artık. Avcılar hep vatanlarını yegane milis kuvveti kabul edilirler. Çünkü avcılar her zaman özellikle hem silahlıdır, hem donanımlıdır, hem ister istemez her sene avdadır. Çok uzun yılların birikimiyle üstelik ciddi de bir yetişmişlik sürecinin içindedirler. Ayrıca bir de ister istemez avcı grupları konusu vardır. Haliyle avcılar ister istemez her zaman için vatan müdafasına hazır bir topluluktur. Şimdi düşünün, ülkemizde bireysel silahlanmayı desteklemek anlamında. Bakın, biz avcılar da gene bireysel silahlanmayı destekliyoruz. Çünkü bizler de aynı zamanda silahsever insanlarız. Ve tabii ki Türklerin silahsızlandırılma girişimlerini tabii ki kabul etmeyeceğiz. Bu anlamda tabii ki gene silahseverleri destekleyeceğiz. Ama buna karşılık şimdi bir gerçek var. Bir gerçek var. Şimdi özellikle yarın bir savaş durumu söz konusu olsa ne olur? Ne olur gerçekten? Kim sokağa çıkar ve savaşır? İster istemez dostlar, gerçekten avcıların pek çoğu çıkıp sokağa bu vatan için savaşmaktan çekinmeyecektir. Oysa silah severler, silah sahipleri ne yapar bilinmez. Ama buna karşılık avcıların ne yapacağı bilinmektedir. İşte bu nedenle Türkiye'de özellikle avcılığı bitirmek istiyorlar. Çünkü avcının ne yapacağını biliyorlar. Tabii ki işte bu esnada özellikle dediğim gibi, tabii ki tüm silah severler aynı zamanda kardeşimizdir. Ve ister istemez tabii ki onları da destekliyoruz. Onlar da kahraman, vatansever, yurtsever insanlardır. Ülkelerini, devletlerini, milletlerini seven insanlardır. Ve ister istemez tabii ki onların da pek çoğu gene büyük bir cesaretle tabii ki ellerini taşın altına sokacaklardır. Ama buna karşılık şimdi işin en gerçeklik kısmı ne yazık ki dostlar ister istemez avcılardır. Dünyanın her yerinde avcılar ülkelerinin daimi milis kuvvetidir. Bakın, pek çok silah sever bir savaş durumunda ve bir düşman işgali durumunda ne yapar kimse bilmiyor. Ama avcıların büyük bir kısmı savaşmaktan çekinmeyecektir dostlar. Ve inanın bana, biz avcılar bu anlamda tamam kendimizi çok öne çıkartıyoruz ama durumu abartıyoruz da sanmayın, inanın bana. Pek çok silahsever evinde bu olayların bir düşman işgali söz konusu olsa gerçekten yatışmasını bekleyecektir. Veya düşman işgalinin ortadan kalkmasını veya yeni bir statünün oluşmasını dahi isteyecektir. Ama buna karşılık emin olun, pek çok avcı bu vatan için, dağlarda ve sokaklarda canını verecektir. Üstelik büyük bir kısmı bunu yapacaktır. İşte bu nedenle avcılar ister istemez normalinden daha fazla öne çıkartılıyor. Ve ister istemez bazı silahsever dostlarımız, kardeşlerimiz de gene, hepsi bizim kardeşimizdir, hepsi bizim dostumuzdur. İster istemez biraz kırılıyorlarmış. Kısacası dostlar, kırılmanın da çok büyük bir anlamı yok. Dünya ölçeğinde genel olarak bu bir artık ekoldür. Avcılar ulusal güvenliğin vazgeçilmez bir parçasıdır. Askeri ve polisiyle beraber ülkesinin savunmasında, bakın
en temel unsurlardan biridir. İşte bu nedenle Türkiye'de avcılığı bitirmek istiyorlar ve özellikle avcılığın bitirilmesine izin vermemek konusunda tabii ki bizler avcı olarak gerekli tüm refleksi göstereceğiz, ama buna karşılık tabii ki silah severleri de destekleyeceğiz. Anlatabiliyor muyum? Yani hiçbirisini kesinlikle ve kesinlikle esasında dışlamıyoruz. Dediğim gibi, daha başında söylediğim gibi, Türklerin en temel özelliğinden biri kuvayi milliye ruhunu derhal canlandırabilmeleridir. Pek çok silahsever ve bireysel silahlanmacı rahatlıkla bunu deneyecektir. İşte bu nedenle hepsi kardeşimizdir, hepsi dostumuzdur. Ama buna karşılık avcılar dediğiniz andan itibaren, avcılar dünyanın her yerinde, avcılığın varoluşundan beri halklarının, milletlerinin ve ülkelerinin en temel milis kuvveti, düzenli orduların olmadığı yerlerde ise halklarının, devletleri ve milletlerinin yegane ordusu olmuştur. Avcılar ister istemez çok müstesna bir yerdedir ve tabii ki Türklerin, Türk devletinin, millet ve milliyetinin düşmanları tabii ki avcıları bitirmek isteyeceklerdir ve biz de tabii ki Türklerin avcıları olarak karşı refleksi göstereceğiz ve insanları bu konuda bilgilendireceğiz. Evet dostlar, bu anlamda hepimiz Türk'üz, hepimiz silah severiz, hepimiz silah kullanan insanlarız, hepimiz dost ve kardeşiz. Kimse kimseyi dışlamıyor, ama buna karşı avcı denen topluluk ister istemez bir ekoldür. Herkesin de bu gerçeğin farkında olması lazımdır. Avcıların olmadığı bir yerde gerçekten daimi milis kuvvetinden bahsediyor. Evet dostlar, bu anlamda gerçekten bazı çalışmalar yapmaya devam edeceğiz ve tabii ki silahseverlikle beraber avcılığın bitmesine de izin vermeyeceğiz. Bu anlamda devam edeceğiz. Yüksek müsaadelerinizle şimdi huzurunuzdan ayrılıyorum. Olayın esasında işte iç yüzü budur. Yoksa hepimiz kardeşiz, hepimiz vatansız, hepimiz milliyetçiyiz. Evet dostlar, ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçerdin. Her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.